TÜİK enflasyon oranını açıkladı. Kasım 2022'de aylık bazda %2.88 olarak açıklandı. Yıllık bazda %84.39. Yıllık %84.39 enflasyon oranı şuna denk düşüyor. Geçen ay %85.50 idi yıllık bazda. Düşüş başladı. Neyin düşüşü? Baz etkisi düşüşü başladı. Geliş nasıldı? Kasım 2021'de, geçen sene Kasım 2021'de 21.31'di enflasyon. Aralık 2021'de 36.08'di. Ocak 2022'de 48.69, Şubat 2022'de 54.44, Mart'ta 61.14, Nisan'da 69.97, Mayıs'ta 73.50, Haziran'da 78.62, Temmuz'da 79.60, Ağustos'ta 80.21, Eylül'de 83.45, Ekim'de 85.50 ve Kasım 2022'de bir küçük düşüşle 84.39 oldu. Şimdi enflasyon oranında düşüş oldu deyince birçok kişi sosyal medyadan ben bunu paylaştığımda şöyle bir tepki veriyor. Enflasyon düştü mü? Hangi fiyat düştü? Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Enflasyondaki düşüş fiyatların artış hızındaki düşüş anlamına geliyor. Yani 100 liralık bir ürün %85 enflasyonda 185 lira olduğu varsayılırken bir sene sonra o gün 100 lira olan bir ürün enflasyon %65'e indiyse 165 liraya çıkıyor. Yani artış hızı düşüyor ve hiçbir zaman enflasyondaki düşüş hiçbir zaman fiyatların geri geleceği anlamına da gelmiyor. Sadece artışın hızı düşüyor. Şimdi 12 aylık toplamlar yapılıyor. Geçen sene bu dönemlerde ki bir sonraki ay açıklamada çok daha fazla bir baz etkisi düşüşü olacak enflasyonda. 12 aylık toplamlarda aşağıdaki geçen seneki ay düştüğünde bu ay ondan çok daha düşükse atıyorum %19 bir aylık artışta bu yıl o ay %3 bir artış varsa baz etkisinden düşüş oluyor 12 ayın toplamında. Dolayısıyla bu zaten öngörülen bir şeydi. Baz etkisi düşüşü. Hükümet, iktidar bunu çok iyi kullanacaktır, değerlendirecektir. İş muhalefetin bunu halka anlatması gerekiyor. İktidar açısından da şöyle bir durum var. Bu baz etkisi bir yere kadar düşüşe devam edecek. Ama bir nokta gelecek ki o baz etkisi düşüşü duracak. İşte o noktada piyasalara güven verilmesi gerekiyor. Yani piyasalar, ya ben bugün sattığım malı daha pahalıya alacağım, İşte maliyetler artacak psikolojisinden kurtulması gerekiyor ki o gün baz etkisi etkisini yitirdiğinde tekrar enflasyonda yukarıya doğru bir artış olmasın. Tekrar ediyorum, baz etkisiyle enflasyonda görünen bir düşüş yıllık bazda ortaya çıkmaya başladı. Ama bu fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Artış hızında düşüşler baz etkisiyle görülecek. İktidar da bunu iyi kullanacak. Muhalefetin de bunu halka doğru bir şekilde anlatması gerekiyor.